Şimdi dışarıda kedi bulduk. Hayvan bayağı bir üşümüştü bu soğuk havalarda. Biz de dayanamadık. Şöyle bir evimize alalım dedik. Sağ olsun Erkan kardeşimiz de vicdanı yapmış. Birazdan bu simsiyah olan kedi bembeyaz olacak. Sonra bu şöminenin karşısında, artık neyse, doğalgaz sobasının karşısında kuruyacak bebeğimiz. Hayvan şöyle bir mama yaptık ama biraz yedi. Üşümüş hayvan. Kızım. Kız mı erkek mi belli değil. Erkek herhalde. Hani şeyim. İnşallah. Allah. Allah bunları da canlamış. Ama simsiyah, yani her tarafı simsiyah. Ve arkadaşı da var. Arkadaşın da var değil mi, kedicik? Kedicik. Güzel kedicik. Bu soğuk havalarda arkadaşlar bir kap su yani süt, merhametli olun. Merhametli olmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Yani soğuğun şakası yok. Hayvan donmuş kalmış kenarda. Seni çekeyim mi Erkan? Bak bakayım, merhametli Erkancımız buldu. Eve getirdiğinde kedi efendimiz miyavlıyordu. Sıcağı görünce hiç ses çıkarmıyor hayvancağız. Hayvan da biliyor. Biz 2-8. şimdi banyoya gidiyoruz. Evet. Şimdi kapatıyorum. Videoyu yarın başlatacağım. Şimdi ekleyeceğim. Başlıyoruz. Senin şampuan mı? Şampuan değil, alıştırıcı. Çok yakın çekiyorum. Bence biraz direkt şampuanla durula, hayvan şey yapmasın. Tamam. Eziyet olmasın fazladan. Tamam. Kaçar ki şimdi. Şöyle dışarıdaki pisliklerden artık aynısı. Normalde bir kedisi olacak. Normalde tavsiye etmezdim çünkü yıkamayı. Ama bu vaziyeti de evde kuramaz yani. Kışın çıkartması var. Sıcak olamayacak mı? Var mı? Var mı? Ayakları falan hepsi. Tamam bebeğim, tamam. Erkan şeye benzer. Benden pasaklı. Şimdi suya çıktı lan. Erkan suya çıktı. Ya kediye taktı. Tamam bebeğim. Ayakları falan çok iyi. Tamam. Sana çok bakımsız kalmış. Neyse, ben de bakacağım abi. Şimdi kedimizi yıkadık. Şeyin alt başına götür de biraz. Şimdi. İyice saralım. Ben de biliyorum bu havalarda bu kedi yıkanmaz. Ama eve almamız için bu yıkamamız şarttı ya. Mecbur kaldık. Yoksa evin içine koyamazdık, pislik içine. Belki hani dışarıda paraziti şunu bunu da olabilir. Aynen, eve bit pire her şeyi de getirmiş de olabilir. Hani, o yüzden Çok kirliydi. normalde öyle. Şimdi şöminenin karşısında. Ben bunu hep şömine diyorum ya. Doğalgaz sobasının karşısında kuruluyoruz. Şöyle yapalım. Hayvan hırıltamaya başladı böyle. Ses çıkarmaya. Hani tecrübesiz arkadaşlar yıkamasını tavsiye etmem.
Gel bakalım bebek. Çünkü hayvan çok hiperaktif. Şöyle dur bebeğim, dur. Evet. Kedimiz şu an banyosunu da yaptı, uyuyor güzelce. Hiç rahatını bozmuyoruz. Bir kap su, bir kaşık yemek bu hayvanların bu soğuk havalarda dualarını almasına sebep olur. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Siz bu hayvanlara şefkatinizle, merhametinizle tedavi ederseniz, bakın uyuyor hayvan kendi. Üşümüş bayağı da. Allah'ın izniyle hem maddi hem manevi, ya her şeyden önce manevi olarak huzura kavuşursunuz. Maddi olarak da elinizdekilerin kıymetini bilirsiniz. Yani maddi manevi feraha ulaşırsınız diyeceğim şöyle ama elinizdekilerin kıymetini bilmek de bir feraha ulaştırmak, ulaşmaktır. Boş harcamalar, israflı harcamalar falan. Ama bir öbür tarafta yaşama savaşı veren hayvan var. Bunu ibret alarak maddiyatınızı daha kontrollü yapabilirsiniz. Bu da pencerenin bir yüzü. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olursanız sevinirim. Benim diyeceklerim bu kadar. İnşallah ileride daha iyileri de gelecek. Hırıltamalarını duyuyorum ben şu an. Kedi mutlu oldu mu hırıldar. Ve hoşuna da gitti. Sizleri seviyorum. Saygıyla, esenle kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Gıcım. Annem hiç benim gıcım. Annem hiç benim tatlım. Anneam, anneam. Anne sana yatak mı yaptı? Gıcı. Hadi sen bir seçelim. Annem hiç benim gıcım. Aşk yaşayalım biz seninle. Erkancı. Bak bakayım, hayırlı olsun. Bir gün belki dedise geliyor. Kalbimin asarı yasında çok. Görünüyor kuş. Yok. Kuş görünüyor, merak etme. Kamerada görünüyor. Aha. Kuş yukarıda. Kedi de altta. Baksana nasıl bakıyor. Ama yakalamasın sensiz. Aynen. Kesin yakalamasın. Kim gideceğim oğlum? Bak bak.